Bugün Portekiz'in en ünlü şehirlerinden bir tanesi olan Porto'dayız. Burası İstanbul'a benzerliğiyle gelen herkesi hayran bırakan Portekiz'in en güzel şehirlerinden bir tanesi. Şu anda sahil şehrindeyim ve şurada gördüğünüz yer buranın en ikonik yeri. Çift katlı köprü olarak geçiyor. Enteresan bir yer. Aslında bu videoyu böyle biraz daha gezi videosu ve başıma gelenleri anlattığım bir video olarak yapacağım. Şu an size sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bana biraz farklı geliyor çünkü burada çok fena hasta oldum. Hasta olduğum için de burada aslında hiç gezemedim gibi bir şey. İlk defa son günümde, hatta son saatlerimde böyle ufak bir gezi yapmış olacağım. Porto'nun bu sahil şeridinde bu şekilde tekne turları yapıldığını duymuştum. Böyle çok keyifli oluyormuş hatta. Benim de yapma planım vardı ama vaktim olmadığı için onu yapamayacağım. Hemen şu tarafta gördüğünüz yer çift katlı köprü. Üst katında hem böyle insanlar metro geçebiliyor, insanlar geçiyor. Alt katından da aynı şekilde. Çok güzel bir sahil şeridi var. Böyle karşıda birbirinden güzel evler falan var. İlk önce Porto'da başıma gelenleri çok ufak böyle bahsedeyim size. Ben Milano'dan Porto'ya, Portekiz'e geldim. Buraya gelirken zaten Milano'da rahatsızlanmıştım. O yüzden uçakta çok kötü böyle kulağıma basınç falan oldu. Duyamıyorum. Hatta hala onun etkisi biraz devam ediyor. 2 gündür buradayım. Şöyle bir yerde kaldım. Aslında çok güzel bir yerdeymiş otelim. İster istemez konuşurken de biraz zorlanıyorum. Oy. Sırtımda da çok ciddi bir ağırlıklı çanta var. Porto'ya geldiğimde en büyük sıkıntı şuydu. Eğer gelecek olan olursa diye bunu belirtmek istiyorum. Apple'ın kendi haritasında normalde şehir merkezine falan nasıl gideceğini söylüyor. İşte metro ile gidebilirsin, otobüste gidebilirsin falan gibisinden. Porto'da söylemiyor. Neden bilmiyorum. Şu anda mesela dönüş için de söylemiyor. Ben çıkınca haliyle gittim birilerine sordum. O sorduğum kişi dedi ki 35 euro dedi. Şeyle shuttle'la gidebilirsin. 35 euro. Of dedim, nasıl yapacağız bu işi şimdi? Sonra biraz gezdim, dolaştım falan. İşte araba kiralayabilirsin falan dedi. En kötü dedim araba kiralayacağım çünkü daha ucuza geliyordu. Çözüm olarak şöyle bir şey oldu. Hemen arkada bir tane otobüs vardı. Otobüse gittim, sordum. Şansımı onun da, bu arada hem hastayım hem kulağım duymuyor. Şansımı o adam da İngilizce bilmiyor. Sadece Portekizce biliyor. O benimle Portekizce konuşmaya çalışıyor. Ben onunla İngilizce konuşmaya çalışıyorum falan. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Sonra birisi geldi, yardımcı oldu. O otobüs beni 2 euroya şehir merkezine götürdü. Bu şekilde Portekiz'e gelmiş oldum. Dün full yağışlıydı Portekiz. Porto o yüzden hiç zaten gezemezdim. Zaten istesem de gezemeyecektim ama hasta olduğum için sadece yattım. Şu an böyle buram buram terliyorum. İnşallah bir iki güne iyileşeceğim. Ha bu arada nereye gidiyorum derseniz de şu anda İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyorum. Akşam uçağım var. Herhalde 5 saat sonra falan havaalanında olmam lazım. Metro ile gidişi buldum bu sefer. Metro ile gideceğim. Madem hasta biraz da olsa gezeceksek ilk geleceğim durakta bu çift katlı köprüden en azından karşıdan karşıya bir kere geçmek istedim. Pont Louis bu ilk gördüğümüz kapının adı derken geçiş var mı ki? Kapatmışlar. Evet, alt katta geçiş yok. Tamam, geçebilirsin diyor. Geçebiliyoruz ama çok dar bir yerden geçeceğiz. Videoyu çok kısa süreliğine durduruyorum çünkü şu anda abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz ve bu bizim için oldukça önemli. Haydi gelin devam edelim. Bakımdaymış. İnşallah biz geçerken çökmez. Sonuçta köprü. Yani bu şekilde suya düşmeyi hiç istemem. Üşürüm falan, sıkıntı. Hoppa. Karşıda bir tane daha var bu arada. Burası buranın en ünlü yeri. Şansıma ilk defa bu kadar merkezi yerde hostel bulmuşum. Bir de çok güzel hostelde. Vardır bir ayış. Portekiz'deki insanlar da bu arada çok sıcakkanlı ya. Böyle yardımcı olma şeyindelerdi. Bu arada size ilginç de bir bilgi vereyim. Ben burada bir ilaç aldım. Şimdi ismini söylemeyeceğim. 10 euro para ödedim. Türkiye'deki normal her zaman soğuk algınlığı için kullanılan ilaç 10 euro. Biraz şey oldu. Dün de buradaki bankamatikten para çektim. 20 euro. 500 lira yazdı. Normalde para çekmiyordum. Çünkü inanılmaz komisyon oluyor yani. 20 euro dediğin taş çatlasın 400 lira eder. Hadi üstüne komisyon koy 420 lira eder. 500 lira nedir ya? Öyle bir sıkıntı oldu. Otelin karşısında bir tane yer buldum. Yağmur yağdığından çok uzağa gidemiyordum. Orada da sadece nakit geçiyormuş. Öyle bir problem yaşadık. Hemen çıkışta da Burmester artık nasıl okunuyorsa. Şarap madeni gibi bir yer sanırım. Orası vardı 12 euro gibi bir şey. Şu tekne turları galiba 15 euro gibi bir ücreti varmış. En azından küçük de olsa Porto'yu şöyle gezebilmek güzel ya. Portekiz'de bugün hava da güzel. Evler böyle çok renkli olması vesaire çok hoş bir görüntü oluşturmuş. Şöyle aşağı inelim ya, yukarıya. Normalde kesin çıkardım ama şu an gerçekten yukarıya çıkarsam havaalanına gidemem diye korkuyorum. Olabildiğince düz yolda, düz şekilde Porto'yu böyle ufak bir turlamak istiyorum. Aslında ben normalde direkt havaalanına geçmeyi düşünüyordum. Check-out'tan sonra, hostelden ayrıldıktan sonra da. Buraya kadar gelmişken az da olsa görmek istedim. Size de göstermek istedim. Umarım keyifli bir video olur. İlk defa galiba bu kadar enerjimi olabildiğince yüksek tutsam da bu kadar düşüğünü ilk defa görüyor olabilirsiniz. Sanıyorum o tepeye çıktığınızda şu teleferiğe de
binebiliyorsunuz. Ona doğru gidiyorum galiba ama. Bu arada şöyle de aşağıda kaplumbağalar var, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Porto ya da Portekiz, genelde de böyle mi bilmiyorum ama. Porto diğer Avrupa şehirlerine göre çok ucuz. Yani konaklaması da ucuz. Çok güzel, böyle büyük bir hostelde kaldım. Aslında hem otel hem hostelde. Böyle yemekleri olsun, işte şu hediyelik eşyalar bile mesela çok daha ucuz. Ama kestane 3 euro. Şu hemen arkamda gördüğünüz kestane. Herhalde şu an Fransa sokak yemekleri videosunu izlediyseniz o kestaneyi almayacağımı biliyorsunuzdur. Şimdi burada bir Harry Potter'ın çıkmasını sağlayan, oradan esinlenerek çıktığı söylenen bir yer var. Oraya gideceğim. Onun için ayrı bir video çekeceğim Yemen yolumun üzerinde. Orayı çekip ardından da Madrid havaalanına geçeceğim. Onu ayrıca izlemek isterseniz de şuraya kartını koyarım. Çok ciddi yoruluyorum ve inanılmaz terliyorum. Öyle böyle değil. Ama terlemek sanırım iyi bir şey bu noktada. Bakalım, şöyle bir sürü hediyelik eşya satılan yer var. Avrupa turundaysanız ve hediye almak istiyorsanız bence Portekiz'den alabilirsiniz. Hem böyle güzel desenli şeyler var hem de ucuz. Şurada gördüğünüz gibi bu eski şehri o minik arabalarla da gezebiliyorsunuz. Sanırım onun ücreti de 15 euro gibi bir şey. Şu an köprüden çıktım, alt geçitten. Şöyle Porto sokaklarında geziyoruz. Çok ilginç bir desen tarzı var böyle. Farklı farklı renkte binalar. Çok gezemediğim için hasta olduğumdan dolayı çok anlayamadım ama çok güzel bir tarzı var. Aa, burası benim otel. Kendi kendime otele çıktım. Ben de diyorum burayı nereden tanıyorum. Bu arada eğer Porto'ya gelip de kalmak isteyen olursa tavsiye ederim. The Central House Riberia. Hem fiyat uygun, hem hostel hem otel, her ikisi de var. Gelip kalmak isterseniz tavsiye ederim. Şu anda dünyanın en iyi 5 kitapçısından birisindeyiz. Aynı zamanda ünlü Harry Potter'ın yazarının esinlendiği o ünlü kitap evindeyiz. Şu gördüğünüz yokuşun hemen bitiminde Harry Potter'ın esinlendirildiği, yani yazımına esinlendirildiği yer. Kitapçı, Dından Küçük Prens kitabının ilk baskısının olduğu yer. Portekiz'deki ilk para makinası mı denir? Kasasının olduğu yer falan. Böyle hepsinin aynı anda gezebileceğiniz bir yer var. 6 euroya giriyorsunuz. Dünyanın en iyi 3 kitapçısından birisiymiş. Gayet keyifli bir yer. Porto'ya gelenler genelde gezi listesinde ben görememiştim ama böyle bir tanesinde çok araştırdığım için bir tanesine denk gelmişti. Gelip görmek isteyenlere tavsiye ederim. Biletim saat 8'de. Saat 2 daha. 6 saatim var. Erkenden gidiyorum. Yani hem dinleneyim hem telefonumu falan şarj ederim. Hem de şu sırtımdaki yükten kurtulurum. Öyle devam. Ama o çanta güzel oluyor ya. Bavuldansa çanta daha iyi. Anam korktum lan, ne oluyor dedim bir anda. Şöyle enteresan bir şey yapmışlar da. Lan dedim ne oluyor. Haydi gidelim. Porto. Konya metro istasyonunda, oradan da havaalanına. Bu arada Porto'da da futbol çok ünlü. Bu şekilde futbol takımlarının işte formalarının satıldığı, milli takımın formalarının satıldığı yerler sık sık görebiliyorsunuz. Porto metro istasyonuna gidiyoruz. Metro istasyonuna doğru yürürken burada daha önce araştırırken gördüğüm, gezemeyeceğimi düşündüğüm bir yere denk geldim. Burası bir tren istasyonu. Sao Bento tren istasyonu olarak geçiyor. Ama şuraya bir baksanıza. Burası Porto'nun tarihi tren istasyonu. Gezilecek yerler listesinde hepsinde neredeyse var olan bir yer. Tarihi olmasından dolayı tarihi hissetmek için gelip ziyaret edebiliyorsunuz.